Bugün çok sevinçliyiz. Köyümüzde ne uzun zamanlardır bunun çok hayalini kuruyorduk. Sağ olsun başkanım söz verdi. Bu sözün yerini getirdi. Köylümüz adına ona çok teşekkür ediyorum. Çok çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Başkan sözünün yerini getirdiği için onun için daha da mutluyuz. Vallahi çocuğum hani anlatamam. Anlatmam. Çok memnun olduk. Filiz başkanımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. İstiyorduk köyümüzü bir bu üstü olsun atamızın. Çünkü küçük bir çocuğumuz Kuşadası'nda Gazi Beyen dedi Atatürk'ün büstünü görmüş de neden bizim köyümüzde Atatürk yok demiş babaannesine. Onun için dedi biz çok mutluyuz. Başkanımızı çok teşekkür ederiz. Sözünü yerini getirdi. Onun için çok mutluyuz. Bu köyde bir söz vermiştim. Mart 2019'du tarih. Biz dedim bu Gökçe Alan'ın girişine öyle bir heykel dikeceğiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygıyı Gökçe Alan'dan herkese göstereceğiz dedim. Çünkü Gökçe Alan Atatürk'ün bütün ilkelerini, inkılaplarını ve o cumhuriyetçi tavrını her daim göstermiştir. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü en derin şükranlarımızla, en derin minnetlerimizle ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini halen daha devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü o çok dik duruşluydu. Biz de olabildiğince dik duruşlu olmaya çaba sarf ediyoruz. Şu anda büstün önünde onun fikirlerini, duygularını anlayan ve hisseden ve bundan sonra da her zaman onu yaşatacak olan çocuklarla birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Gökçeağlan köyümüze.